Merhaba sevgili öğrenciler. Türk Dil 2 dersimizin 12. ünitesine hoş geldiniz. Bu dersimizde sözlü anlatım türleri içinde yer alan hazırlıklı konuşmalar üzerine duracağız. Bu haftaki konu başlıklarımız hazırlıklı grup konuşmaları, açık oturum, sempozyum, panel, forum, kolokyum, münazara, hazırlıklı bireysel konuşmalar, konferans, söylev. Hazırlıklı grup konuşmaları, açık oturum. Toplumu ilgilendiren herhangi bir güncel olayın, bir ülke sorununun, bilim, sanat ve politika ile ilgili önemli bir konunun uzman kişiler tarafından seçkin dinleyiciler önünde tartışılmasına açık oturum denilir. Konusu önceden belirlenen ve bir başkan tarafından yönetilen açık oturumlar, büyük bir salonda kalabalık bir dinleyici, geniş halk kitleleri önünde yapılabileceği gibi radyo ve televizyon gibi görsel, işitsel iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Açık oturumun süresi şartlara göre değişmekle birlikte genellikle 2 saati geçmeyecek şekilde belirlenir. Açık oturumda amaç ortak bir sonuca varmak değil, önceden belirlenen konuyu çok yönlü olarak ele almaktır. Sempozyum. Bilim ve sanat alanlarında genel veya belirli bir tema etrafında sunum yapmak üzere bir araya gelen alan uzmanların topluluk karşısında gerçekleştirdikleri konuşma türlerinden biri de sempozyumdur. Sempozyumlar daha çok kurum ve kuruluşlarla düzenlenen bilimsel toplantılardır. Sempozyumun konusu önceden belirlenir ve bir düzenleme kurulu oluşturulur. Düzenleme kurulu, oturumları ve bunları yönetecek kişileri, konuşmacıları ve toplantı gününü belirler. Düzenleme kurulu daha sonra oturumları yönetecek ve konuşmacı kişilerle yazışarak konunun hangi yönünü ele alacaklarını kararlaştırır. Ayrıca düzenleme kurulu, konuşmacıdan yapacakları konuşmaların bir özetini ister. Sempozyumlar bir veya birkaç oturum halinde düzenlenebilir. Hatta birkaç gün sürebilir. Böyle durumlarda son gün konuyla ilgili bir rapor dinleyicilere sunulur. Sempozyumu oturum başkanı olarak görevlendirilen bir kişi yönetir. Panel. Panel toplumu ilgilendiren bir konu hakkında uzmanların küçük bir dinleyici kitlesi önünde yaptıkları bir tür grup tartışmasıdır. Panelde konuşmacılar konu üzerindeki düşüncelerini söyleşi havasında açıklarlar. Bir yönetici eşliğinde gerçekleşmesi, konuşmacı sayısı ve konuşmacılarda aranan nitelikler, amacı, süresi ve mekanı bakımından açık oturuma benzer. Ancak panelde amaç, konuyla ilgili bir sonuca varmaktan çok, konunun değişik yönlerden aydınlatılmasıdır. Panele konuşmacı olarak en az 3, en çok 6 kişi katılır. Başkan ve konuşmacılar, dinleyicileri rahatlıkla görebilecekleri bir masa etrafında otururlar. Forum. Latince kökenli bir sözcük olan forum, eski Roma'da halkın toplandığı ve herkesin özgürce konuşabildiği alan, bazı toplumsal sorunların tartışılarak karara bağlandığı toplantı anlamına gelir. Bugün ise forum bir başkanın yönetiminde belirlenen bir konuda, çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen ve katılımcıların ayrı ayrı görüş bildirdikleri toplantılardır. Forumlar genellikle pek hazırlık gerektirmeyen toplantılardır. Forumların süresi ortalama yarım saat ile 1,5 saat arasındadır. Forumda konuşmacıların kesin bir sayısı yoktur. Konuya ilgi duyan ve konu hakkında yeterli bilgisi olan her kişi forumda konuşmacı olarak söz alabilir. Forumda temel amaç belli bir konuyla ilgili görüşleri almak, ayrıca değişik görüşlere açıklanması yoluyla o konuyu aydınlığa kavuşturmaktır. Kolokyum. Alanında uzmanlaşmış bir kişinin meslektaşları önünde uzmanlık alanıyla ilgili görüşlerini ve deneyimlerini açıkladığı toplantılara kolokyum denir. Bir başka tanımla kolokyum, 3 veya 4 kişinin genellikle sosyal ya da siyasal bir konuyu resmiyetten uzak bir şekilde bir başkan yönetimde tartışmasıdır. Bu tip tartışmalarda tartışmaya katılanların bilim adamı veya uzman kişilerden oluşması gerekir. Bu tür tartışmaların dili, genellikle bilimsel nitelikte ilgili alana ait terim ve sözcüklerle oluşmuştur. Münazara. Önceden belirlenen bir konuda karşıdaki görüşün izleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türüdür. Seçtikleri görüşü araştırıp sunum yapan iki grubun her birinde yaklaşık 3 ila 5 konuşmacı yer alır. Bir münazara yöneticisinin kontrolünde sırayla sunumunu yapan konuşmacılar aynı zamanda kendilerine yönetilen sorulara cevap verirler ve daha önce belirlenen jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda bir grubun üstünlüğüyle münazara sona erer. Hazırlıklı bireysel konuşmalar. Konferans. Konferans seçilen bir konuyu açıklamak, irdelemek, bir bilim veya sanat dalında öğretici bilgileri değerlendirmek, konuyla ilgili bilgi vermek amacıyla bir bilim adamı, bir fikir adamı, bir sanatçı veya konunun uzmanı tarafından yapılan konuşmalardır. Konferans terim olarak başka alanlarda da kullanılır. Çeşitli devlet temsilcilerinin uluslararası bir sorun çözmek amacıyla yaptıkları toplantıya da konferans adı verilir.
Bu yönüyle konferanslar türlerine göre bilimsel konferanslar, sanat konferansları ve politika konferansları gibi çeşitli isimler alırlar. Söylev. Bir topluluğa veya kitleye belli bir düşünceye ya da bir duyguyu aşılamak için coşkulu ve sanatlı bir dille yapılan konuşmalara söylev denir. Bu tür konuşmalara hitabe, nutuk söyleme sanatını hitabet, topluluk önünde bu türde konuşma yapanlara ise hatip denir. Söylevin insan veya topluluklar üzerinde etkisi çok büyüktür. Kırılan umutları yeşertir, sönen heyecanları canlandırır, yenilmiş orduları zafere ulaştırır, kaybedilmiş davaları kazandırır, topluma belli bir düşünce ve ideal aşılar, toplumu yönlendirir, dinleyicilerin zeka ve hayal gücünü geliştirir. Söylevin günümüzdeki etkisi oldukça fazladır. Özellikle siyasal parti yetkililerinin meydanlarda veya televizyonlarda yaptıkları konuşmalar onları amacına ulaştırır. Başarılı bir söylevin temel ilkesi çok iyi hazırlık yapmaktır. Söylev hazırlanmadan önce zihinsel hazırlık yapılıp amaçlı belirlenmelidir. Hazırlıksız ve coşkusuz yapılan uzun söylevler dinleyicilerde bıkkınlık oluşturur. Bu bağlamda söylevlerin belli bir süresi söz konusu olmamakla birlikte sürenin 8-15 dakika olmasında fayda vardır. Söylevin siyasal, akademik söylev, hukuksal söylev, askeri söylev ve dinsel söylev gibi türleri vardır. Türk Dil 2 dersimizin 12. ünitesini ele aldık. Bu kapsamda söz anlatım türleri içine yer alan hazırlıklı konuşmalar üzerinde durduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.